Ve bunlardan yani kaçmak bunlardan... mümkün değil. Yani gördüğüm kadarıyla ister istemez öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, öyle bir gündemde yaşıyoruz ki stresli olmamak mümkün değil. Hasta oluyoruz. Demek ki bütün bu hasta... Tabii. Yani siz düşünmeyin ki, aramayın başka bir sebepler. Siz ilk önce o sizi bu devamlı strese getiren o stresör, yani o olumsuz olayı arayın. Onunla uğraşın. Yani kendi hayatınızı analize edin. Beni bu kadar aşırı strese sokan nedir ki? Ben gece uyuyamıyorum. Başım ağrıyor. Diyelim ki buldun. Evet. Nasıl başa çıkarım ben? Evet, artık biz daha böyle olumlu konulara geçiyoruz. Çünkü stresle nasıl başa çıkabiliriz diye konulara geçiyoruz. Ve tabii ki stres yönetiminde ilk kuralı, olmazsa olmaz olan şey, bizim olaylara bakış açımız. Ufak şeyleri dert etme gibi. Angela Hanım, çünkü ilk baştan söyledim ben. Stres nedir? Stres %10 stresör, yani olumsuz olay. %90 bizim bu stresöre verdiğimiz reaksiyonu. Yani %90 bizim tepkiden oluşuyor stres. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Biz stresli olduğumuz hissettiğimiz anda biz kendimizle savaşmamız gerekiyor. Yani stres bizlere sahip çıkmasına izin vermememiz gerekiyor. İşte o biraz zor oluyor. O stres anda bunu yapmak biraz zor oluyor. Çünkü hani siz mesela İngilizce ya da Fransızca bilmiyorsunuz, hiç öğrenmediniz. Bir anda Fransız birisiyle karşılaştınız. O, ben Fransız'ı gördüm, benim Fransızca konuşmam lazım gibi oluyor. Yani o kişiyle Fransızca konuşmak için ilk yani daha önceden sizin derse girip biraz Fransızca çalışmak lazım. Biz de bunu konuşacağız. Bizim stresle başa çıkmak için ne yapmamız gerekiyor? Ve ilk önce diyoruz ki pozitif olmamız, karamsar olmamamız. Yani bizim olaylara, hayatımıza bakış açımız önemli diyor. Diyoruz. Hani daha önce de bu örnek verdim. Yağmur yağıyor ve şemsiye altında iki tane kız duruyor, kız çocuk. Biri ağlıyor, ne zaman bu yağmur bitecek, benim ayakkabılarım ıslandı, mızlanıyor, gayet böyle, yani mutsuz. Diğeri ise çok güler yüzlü, o yağmur damlacıklarını yakalamaya çalışıyor, ne güzel yağmur yağıyor. Yani iki kişi, değil mi? Küçük çocuk bile aynı olaya farklı bakıyorlar. Bakış açımız dedik.